Fokus programı başlıyor. Ben Zeynep Erataman. Bugün makro ajandada enflasyon verilerini takip ettik ve analist beklentilerinden çok uzak olmayan ama elbette deprem nedeniyle veri toplamada zorlanılan bir aylık veri setiyle karşılaştık. Dikkat çeken başlıklardan bir tanesi dayanıklı tüketim ve beyaz eşya tarafıydı. Konuyla ilgili olarak Beyper Başkanı Ali Yıldız arkadaşımız Cemre Nur Karaca'nın yanında enflasyon verileri sonrasında sektörün yansımalarını takip edeceğiz birlikte. Cemre kolay gelsin diyelim ve sözü sana bırakalım. Teşekkürler Zeynep. Senin de dediğin gibi ev eşyası alanını konuşacağız enflasyonun içerisinde. Yıllık bazda 54.11, aylık bazda ise 1.85 oranında bir artış var. Ali Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz verileri? Tabii ki Şubat ayında depremin de etkileri var. Depremi de konuşacağız ama önce bir enflasyon verilerini değerlendirelim. Şimdi 55 gibi oranlar tabii bir önceki dönemlere bakıldığında şu anda düşük görünüyor. Bizim için düşmesi çok önemli. Çünkü alım gücü çok aşağıda gidiyordu. Dolayısıyla geçen sene bir önceki yıla bakıldığında istenilen adetler olmamıştı. %10-15 aşağıda gitti. Bu yılda Ocak ayında düşük başlamıştık. Çünkü Kasım Aralık'ta fiyat artacak endişesiyle tüketiciler, evlenecek çiftler ürünlerini önceden almaya başladılar. Ocak, Şubat, Mart'tan %30 gibi bir oranın Kasım Aralık ayına kaydığını görüyoruz. Ama en büyük sıkıntı biliyorsunuz Şubat ayında depremin olması bizi olumsuz etkiledi. Ocak ayına göre aşağı yukarı bazı bölgelerde %50, bazı bölgelerde yani %70'e varan bir düşüklük söz konusu oldu. Ama biz ülke olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Firmalar şu anda o 11 tane elimize gönderecek malların hepsini diğer bölgelere bayilere malları göndermeye başladılar. Ne kadarlık bir ihtiyaç var şu anda? Yani çok fazla bina kaybı var. Hasarlı binalar da var. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı. 212 bin yıkılacak bina da var hali hazırda. Depremzedelerin en çok neye ihtiyacı var şu anda orada? Şimdi biliyorsunuz konutları hemen yapmak söz konusu değil. Yılın ikinci döneminde bu 212 bin adet ortalama 5 parça ürün kullandı. 1 milyon adet beyaz eşya, dolap, çamaşır, bulaşık, fırın, derin dondurucu veya kurutma makinesi olarak baktığımızda 1 milyon adet ortalama ekstra bir sipariş söz konusu olacaktır. Tabii küçük ev aletleri de aşağı yukarı bunun iki katı kadar olduğunu düşünüyorum. 2 milyon adet o. Bir 500 bin adet de televizyon bu yıl ekstra bir alım söz konusu olur. Şu anda konteyner evler ihtiyaçlarını istemeye başladılar. Bakanlıklar firmalarla, üreticilerle görüşüyor. Bizlere soruyorlar nasıl yapabiliriz diye. İndirimli olabilir, bağış şeklinde olabilir. Büyük firmalarımız da bu konuda desteklerini yapıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. O bölgenin yaralarını sarmak için 4 ayla 18 aya ihtiyaç var. Bazı bölgelerde daha az hasar olduğu için 4 ayda çabuk çözülebilecek bölgeler. Ama bazı yerler, hani Maraş gibi yerler 18 aya kadar sürecek. Malatya gibi ilimiz 10 ay gibi bir toparlanma söz konusu olacak. Zaten beyaz eşyamızın 11 tane il az değil. Aşağı yukarı %20-25 pazar payı olan bir bölgeydi. Şu anda oradaki ürünleri firmalar toparlıyor. Belli depolara aldırdılar. Ama çok mağaza yıkıldı. Çok kayıplarımız oldu. Biz de firmalar şu anda bölgede şirketlerin yöneticileri bugün bir fuarımız vardı ama amacımız bu fuarda yabancı ülkelerde yapılacak fuarların Türkiye'de yapılmasına destek vermek için biz buradayız. Çünkü sermayenin Türkiye'de kalması çok önemli. Bugün bazı yöneticilerimiz bölgelerden aradılar, hayırlı olsun dediler. Şu anda oraya firmaların yöneticileri son derece hassas davranıp konteyner dükkanlar kuracaklar, mağazalar. O yıkılan yerlerin yenisini yapmak için planlamalar yapıyorlar. Bu da çok sevindirici bir olay.
Bizler de zaten şirketler olarak, dernekler olarak bölgeye ihtiyaca göre yardımlarımızı yapıyoruz. Zaten federasyon olarak da deprem bölgesini ziyaret ettik gıda perakendecileriyle. Gıda ihtiyaçlarını belli oranda karşılamaya çalışıyoruz. Onun dışında zaten bize gelen beyaz eşya rakamları ihtiyaç ölçüsünde firmalarla görüşüp çözmeye çalışıyoruz. Şu anda en temel ihtiyaç nedir oraya giden? Buzdolabı herhalde, değil mi? Evet. Dün özellikle yeni yapılan konteynerların içinde büro tipi dolap, mesela Maliye Bakan Yardımcısı aradı. 60 tane ihtiyaç vardı acil. Şirket yetkililerine yönlendirdik. Çeşitli bakanlıklardan arayıp ihtiyaç listelerini belli ediyorlar. Ona göre de yönlendirmeler yapılıyor. Şimdi önümüzdeki ay verilerine bakacak olursak, hem satışlar da düştü, enflasyon baskısı da olacak depremin. Nasıl değerlendireceksiniz son olarak önümüzdeki ayı? Vallahi beyaz eşya firmaları geçen sene de bahsettiğimiz gibi aslında diğer sektörler gibi enflasyonu %100'ün üzerinde tetikleyecek şeyler yapmadılar. %80'lerde kaldılar. Oysa ki %120 maliyetler artmıştı. %40 geriden geliyordu. 2 aydır da yine öyle. Çok cüzi rakamlar böyle. %1'ler gibi. O da bazı ihtiyaçlar için. Ama Mart ayından sonra inşallah büyük zamlar olmaz. Çünkü bu sene zor bir yıl, toparlanması zor bir yıl. Çok vatandaşımızı kaybettik, iş kaybımız çok büyük. Çalışan insanları oraya yönlendirmek gerçekten çok zor. Firmalarla görüşüyoruz. Şu anda deprem bölgelerinde çalışacak insan bulmak çok zor. Bu da enflasyonu tetikleyecektir ama biz yine de şirketler olarak bunun minimum seviyede olması için elimizden geleni yapacağımızı söylüyor şirket yöneticileri. İnşallah çok büyük enflasyon olmaz. Bu seneyi çıkarsak en azından o depremin yaralarını sarmış oluruz. Çok teşekkür ederim ben Ali Bey. Evet Zeynep, Beyper Başkanı Ali Yıldız'dan görüşlerini aldık. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Cemil Nur Karaca, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız tüm notlar için. Ve buradan piyasalara dönelim. Borsa İstanbul 100 ana endekste 35 puanlık bir artıyla 5296 puanda işlemler sürüyor. %0,66 kadar yükselen borsada 70 hisse yukarıda, 29 hisse ekside gözüküyor. Bir hisse ise yatay. Dönüyoruz buradan kırılımlara. Yüzdesel bazda Borusan Yatırım, Tofaş, İskenderun Demir Çelik, Odaş Elektrik ve Anadolu Grubu en büyük yükselişleri ortaya koyarken en çok düşen yine yüzdesel bazda ilk 5'te Doğan Şirketler Grubu, Yapı Kredi, İş Bankası C hissesi, Girişim Elektrik ve Gübre Fabrikaları var. Puan bazlı şu anda endekse en büyük katkıyı Tofaş sunuyor. Arkasında Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve Arçelik'i takip ediyoruz. Yine puan bazlı en büyük baskılarda İş Bankası'ndan sonra Sasa Polyester, Yapı Kredi, BİM ve Doğan Şirketler Grubu terminalimize yansıdı. Haftanın son işlem günündeyiz. Piyasalardan neler beklemek gerekir? Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan'a döneceğiz. Filiz Hanım, tekrar hoş geldiniz yayına diyelim ve soralım, bugün neleri takip edeceğiz? Merhaba. Genel olarak baktığımızda enflasyon rakamlarını aldık bugün. Enflasyonda beklentilerin altında bir gerçekleşme gördük. Bu açıdan baktığımızda piyasa üzerinde etki edecek rakamlar değil. Belki enflasyon tarafında şunu takip etmek gerekecek. Baz etkisi kaynaklı bir düşüş eğilimi içerisindeyiz. Bu baz etkisini ortadan kaldırabilecek aylık yükselişler görmeye başladığımızda bunun biraz daha fiyatlamalar tarafında, borsa tarafında da etki ettiğini görmeye başlayacağız. Şu an için bu konuda bir görüntü yok. Onun dışında baktığımız zaman depremden sonra gördüğümüz en dip seviyelerden itibaren %20 civarında bir yükseliş yaşadı Borsa İstanbul. Geldiğimiz noktalar direnç seviyelerine yakın. Dün bu direnç seviyelerine yaklaşım bir satış baskısı üretmişti. Yukarıda dirençler geçilemiyor ama aşağı yönde de net bir realizasyon isteği henüz baskın çıkmış durumda değil. Yatay ve sıkışık bir bant içerisinde işlemler devam ediyor. Aşağıda takip ettiğimiz destek noktası 5200 seviyesi olacak. Bugün biraz daha siyasi taraftaki gelişmeler ön planda olacak gibi gözüküyor.
Dünden itibaren bu konuyla ilgili, bu tarafla ilgili haber akışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Onun yarattığı bir miktar baskı oluştuğunu görmüştük. Bugün de yine Millet İttifakı'nın belirleyeceği aday konusunda gelecek haber akışı önemli olacaktır diye düşünüyoruz piyasa tarafında. Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan, çok teşekkür ederiz aktardığınız notlar için. Bu arada yine hatırlatalım, bugün tabii enflasyon verimizi aldık. Konuyla ilgili terminale döndüğümüzde haber de var. Önümüzdeki süreçte depremle ilgili harcamalar, yine EYT'nin getirdiği ek yükler, seçim harcamaları derken enflasyonda yukarı yönlü risklerin daha ağır basabileceği söyleniyor. Mayıs ayına kadar da kabaca baz etkileriyle yine matematiksel düşüşler olabilir demişler. Yıllık enflasyonda yaklaşık bir yılın en düşüğüne geldik ve çekirdek enflasyon da yönünü aşağı çevirmiş vaziyette diye de notlar düşmüşler. Bunları da çok kısaca hatırlatalım ve araştırma uzmanımız Çağlar Kuzlukluoğlu'na dönelim. Çağlar, enflasyon verisini aldık. Araştırma masamızda en çok neler dikkatinizi çekti ve farklı farklı raporlar açısından da bu sabah dikkatini çeken başlıkları bizimle paylaşmanı rica edeceğiz. Zeynep, senin söylediğin gibi belki yıllık artıştaki görünüm hız kesme anlamında önemli bir eşiğe geldi. Ama ilk grafiğimize bakalım. Biz dünyada da Türkiye'de de temel bir takım mal ve hizmetlere erişimin ne kadar zorlaştığından bahseder vaziyetteydik. Ki bu noktada ücret konusu da dünyada da Türkiye'de de açıkçası enflasyonun şu anki seyrini göz önüne aldığımızda ön planda kalmaya devam ediyor. Enflasyonla ilgili grafiğimizi rica edeyim. Nitekim burada 50. aya girdiğini görüyoruz aylık fiyat artışı serisinde ki senin de altını çizdiğin üzere belki 2022 yılı içerisinde yıllık enflasyonda %85'lik yıllık artışın çok çok gerisine gelinmiş gibi şu anda karşımızda bir tablo var. Aylık enflasyona baktığımızda ise aslında Zeynep, enflasyonda 2023'te belki de şu anda içinde bulunduğumuz hem yurt içi dinamiklerin hem de yurt dışı dinamiklerin açıkçası beklenenden bir miktar daha aylık enflasyon serisinde o azalan grafiğin yönünü değiştirdiğini söylemek mümkün. İkinci grafiğimizde de aylıktaki bu detaylara değineceğiz. Aylık fiyat artışlarına baktığımızda sözlerime başlarken vurguladığım gibi hatta 2021'in son aylarından itibaren sürekli dile getirdiğimiz gibi görüyoruz ki gıda tarafında aylık artış %7'nin üzerinde, eğitimde neredeyse %6'ya yakın, lokanta ve otellerde %4'ün üzerinde ki üfede şu anda bu bizim açıklanan manşet tüfenin üzerinde gördüğümüz rakamlarda tersi noktasında gördüğümüz enerji tarafındaki konu belki gündeme getirilebilir ama halen yaşam maliyetlerindeki fiyatlardaki hareketlilik açıkçası bizi zorlayan, sıradan yurttaşı zorlayan konu değişmiş gibi görünmüyor. Peki deprem felaketiyle alakalı biz insani boyutun sürekli ön planda olduğunu konuşuyoruz. Bunun muhakemesini yaptığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? PwC'nin bununla alakalı yapmış olduğu bir çalışma var. Ona açıkçası değinmek istiyoruz Zeynep. Şu anda ekranda görüldüğü üzere deprem felaketinden etkilenen şehirlerin nüfus, gayri safi yurt içi hasıla, ihracat, istihdam ve işletme sayılarına baktığımızda aslında kabaca %10'un üzerinde bir ortalamayla Türkiye ekonomisinin etkiye maruz kaldığı bir karşımızda şehirler bütünü bulunuyor. Nüfusun %16'sı, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık olarak bu arada tüm rakamlar %9'u, ihracatın %13'ü, istihdamın da %11'i, işletme sayılarının da %10'u depremden etkilenen 11 ilin toplamının Türkiye'deki şu andaki açıkçası almış olduğu payı gösteriyor. Bir sonraki grafiğimizde bir başka bakış açısıyla deprem bölgesindeki 11 ilin gayri safi yurt içi hasılaya iştirakine bakacağız. Burada alt alanlar bazında baktığımızda sanayinin sarı renkli payını görüyoruz Zeynep ve afetin etkilediği 11 ilin toplam ticaret hacminin 22 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Gayri safi yurt içi hasılaya katılımda da açıkçası etkilenen bu 11 ilin gayri safi yurt içi hasılaya 633 milyar TL'lik bir katkısı var. Son açıkçası görselimizde de
PwC'nin yaptığına benzer olarak biz bunların hepsini aslında tamamıyla değinmiştik. Ama altyapıyla beraber maksimum toplam maliyete baktığımızda farklı kurumların hesaplamalarını göz önüne alarak 50 milyar dolar gibi bir rakam görüyoruz ve 2023 yılındaki büyümeye etkinin 0,5 olduğunu, enflasyon üzerinde de 3 ila 5 puanlık bir yüzdesel artış olduğunu görüyoruz ki bugün TÜİK'te bazı hesaplamalarda deprem detayına yer vermişti. Toparlayacak olursak büyümeyi karşıladık bu hafta. Burada hane halkı tüketiminin özellikle buradaki etkisine değinmiştik. Bununla beraber emeğin payının düştüğünü görmüştük. Özellikle büyüme fonksiyonları anlamında geleceğe dönük şu anda dünyanın taşıdığı risklerle bu konuyu konuşur vaziyettik. Enflasyonu karşıladıktan sonra da depremle birleştirdiğimizde şu an 2023 yılının açıkçası biraz daha net bir resmini görmüş olduk. Gelen zaman bize neleri getirecek hep beraber izleyip göreceğiz Zeynep. Bloomberg ET araştırma uzmanı Çağlar Kuzlukluoğlu, çok teşekkür ederiz bu notlar için ve stüdyoya dönelim. Ekonomi danışmanlığı kurucu ortağı Ferhat Yükseltürk bu sabah bizimle birlikte. Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi enflasyon verisini aldık, kabaca manşet rakama bakıldığında bir kere aylık taraf 50 aydır yükseliyor. Yıllık taraftaki artış hızı kabaca bir yılın en düşüğünde çekirdekle beraber ama yine %50'lerin üzeri oldukça yapışkan ve ısrarcı bir yüksek enflasyona işaret ediyor. Baz etkisi bizi nereye kadar götürür? Bundan sonra enflasyon üzerindeki riskleri hangi yönde görürsün diye soracağım. Çünkü mesela bu sabah terminalde de veri geldikten sonra yapılan yorumlara baktığımda diyorlar ki seçim ekonomisine girmiştik zaten. Bir de üzerine deprem ekonomisi eklendi. Maliye tarafından da genişleme beklentileri var. Üst üste koyunca enflasyonda düşüş hızı umulduğu kadar hızlı olmayabilir. Ne dersin? Yani benim de beklentim o yönde. Hatta bu yıl içerisinde bence bu %55'in üzerinde kapatacağız seneyi. Çünkü şu andaki görüntü, işte deprem zaten ekstra bir şok oldu. O bölgede inanılmaz bir faktör, üretim faktörü kaybı olacak. Yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda kuraklıkla uğraşıyoruz. İşte hakikaten olağanüstü kurak bir dönemden geçiyoruz. Bunu da tabii tarım gıda sektörü üzerinde olumsuz etkilerini göreceğiz. Özellikle yaz aylarında görmeye başlayacağız. Yani tüm faktörleri üst üste koyduğumuzda zaten seçim tarafı beklenen bir şeydi. Yani herkes bu yıl içerisinde Mayıs ya da Haziran ayı içerisinde bir seçim olacağını ve buna yönelik de bir kamu maliyesi genişlemesi olacağını bekliyordu. Yani bu, o tarafta bir sürpriz yok. Fakat ekstra sürprizler üst üste gelmeye başladı. Bunları da koyduğumuzda yani enflasyon üzerinde maalesef yukarı yönlü riskler oldukça fazla. Ve şu anda da yani benim beklentim yılı %60 seviyelerinde, belki daha da üstünde kapatabileceğimiz şeklinde. Görüntü işte seçimden sonraki politika nereye doğru evrilecek, biraz daha buna bakıyor olmak lazım. Fakat şu anda en azından Mayıs-Haziran'a kadar iş tüketimi destekleyici bir trendde devam edeceğiz. Ama tabii burada depremi de unutmamak gerekiyor. Burada yani depremin yaralarını sarmak için bir şekilde harcamaları artırmamız lazım. Kamu maliyesini genişletiyor olmamız lazım. Bu açıdan ben 2023 yılının da 2022 yılı gibi enflasyon açısından kayıp bir yıl olarak tarihe geçeceğini düşünüyorum. Şimdi bu şartlar altında az önce senin de aslında bahsettiğin noktalardan birini biraz daha açalım istersen, o da gıda enflasyonu. Normalde İTO'da gelen rakamlar, Ankara'dan gelen rakamlar TÜİK'in açıkladığının altında kalırdı. Ama bu defa gıda enflasyonunda aylık gerçekleşme %7'lerin üzerinde. Senin de söylediğin gibi bir de depremden de büyük bir ihtimalle burası etkilenecek. İşte İrfan Donat'la da yaptığımız tarım yayınlarında yine detaylarını mümkün mertebe vermeye çalıştık. İşte hem bölgede mahsul toplamak konusunda bir iş gücü sıkıntısı olacak, hem de sevkiyatıyla ilgili sıkıntılar olacak. Bu arada yine temel gıda maddeleri tarafına da baktığımızda sebzeden tut da yine ete kadar pek çok kalemde çok ciddi fiyat artışları, yine süt ürünleri tarafında ciddi fiyat artışları dikkat çekici olmuş durumda. Gıda ürünlerinde aylık fiyat artış oranlarından oluşan grafik örneğini ekranımıza geldi. Kırmızı ette mesela çift haneli aylık fiyat artışı söz konusu olmuş. FAO'nun gıda fiyat endeksinde ise aylardır aşağı yönlü bir hareket var. Bizde bu ayrışma ne kadar kalıcı sence? Yani bizde biraz daha kalıcı bu yıl için. Tabii dünya genelindeki fiyatlar da biraz, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı zamandaki yaşanan artış biraz daha normalize olmuş gibi duruyor. Fakat bizde tabii işte bu kuraklık diye bahsettiğimiz zaten unsur son 2-3 aydır etkili olmaya başlamıştı. Yani kış ayları hakikaten beklenmedik oranda kurak geçti.
Üstüne deprem bölgesinin önemli bir tarım üretici bölge olması, yani hem hayvancılık tarafında hem tarım tarafında oldukça önemli bir bölge olması ve orada yaşanan şimdi üretim kaybı tabii ister istemez burada gıda fiyatları üzerindeki bence baskıyı artırdı. Artırmaya da devam edecek. Şimdi bahar aylarına doğru girmeye başladık. İşte baharın ilk günlerindeyiz. Önümüzdeki günlerde de eğer o istediğimiz yağışları alamazsak hakikaten bu yıl çok zor bir yıl geçecek. İşte kuraklık haritaları evet, her yani tarafta paylaşılıyor. Evet, maalesef yani İstanbul'da biz hissediyoruz. İşte Bursa evet. tarafında hatta bütün Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya doğru yayılan bir kuraklık var. Bu da tabii tüm ülkede aslında fiyatların maalesef yukarıya doğru gitmesine neden olacak. Çünkü rekolteler düşecek, düşmeye de devam edecek. Bunu yaz aylarında daha da fazla hissedeceğiz. Yaz aylarında biz önceden neye alışıktık? İşte yaz ayları gelir, biraz daha meyve sebzede bir bolluk oluşur. Buna bağlı olarak da fiyatlarda bir aşağı düşüş yaşarız. İşte bu da enflasyonda bir aşağı trend yaratır yaz aylarında. Ama son bir iki yıldır bunu da yaşamıyoruz. Yani bu kadar kuraklık olmamasına rağmen yaşamıyoruz. İşte bunda... biraz turizmde toparlanma oldu vesaire evet. diyoruz. Oradan bari döviz girdisi umuduyla. Evet yani turizm toparlanıyor ama turizm de tabii bir de ek talep yaratıyor. Bunu da unutmamak evet. lazım özellikle gıda fiyatları üzerinde. Şimdi bu yıl yine büyük ihtimalle turizmde olumlu bir yıl içerisinde olacağız gibi duruyor. Yani turizmin olumlu gittiği işte bizde de kuraklığın olduğu bir dönemde ister istemez biraz daha ithalata da yüklenmek zorunda kalabiliriz. Bu fiyatları daha da yukarıya çekecek. İşte Türk lirasının zaten mevcut durumda hali ortada. Büyük ihtimalle Türk lirasına değer kaybı baskıları sürekli artıyor. Artmaya da devam edecek yaz aylarında bir miktar yukarı yönlü hareket görebiliriz. Bu açıdan yani gıda enflasyonu tarafında maalesef hiç olumlu değiliz. Tabii bu da aslında dar gelirli kesimler için en önemli faktörlerden birisi. Çünkü yani insanların temel ihtiyaçlarının en başında geliyor gıda, daha sonra barınma ve sağlık. Onu da belki konuşuruz. Evet, yani konutta da, konutta da işte yani görüyoruz çekecek. Son dönemdeki ilanlardan ya da şeyden yani kira oranları inanılmaz şekilde artmış vaziyette. Yani tüm faktörler aslında dar ve orta gelirli kesimler için hakikaten hayatın daha da zorlaştığı bir sürece doğru biz götürüyoruz. Şimdi az önce kur dedin Ferhat, biraz oradan devam edelim istersen. Çünkü yeni ekonomi modelinin ortaya koyduğu bir beklenti vardı. İhracatçının o anlamda kurdan bir rekabet gücü beklentisi vardı. Diğer tarafta kurun belli bir bandı çok aşmamış olması da aslında işte Hazine ve Maliye Bakanı hani burayı çok aşmasını ben istemiyorum enflasyonla ilgili hesapların bozulmaması açısından diye ifade etmişti. Yakın tarihte işte mesela Big Mac Endeksine bakıyoruz. Olması gereken değerin sanki çok daha üzerindeymiş gibi gözüken bir TL çıkıyor karşımıza ama alım gücümüzün de çok gerilediği bir ortam içerisinde olduğumuzu biliyoruz. İşte dün Azimut'tan Murat Salar vardı sabah raporunda yayınımızda. Dedi ki rakam vermek çok güç ama 20'nin üzerinde bir yerde olması gerekir kurun. Standard Chartered farklı tahminler paylaştı. Seçim sonrasına farklı isimler geldiği noktada işte 20 ile 36 arası değişen evet. Bayağı açık tahminler bunlar. Sana göre kur optimal noktada nerede olmalı? Makroekonomik açıdan tabii bunu soruyorum. Piyasacı olarak değil tabii ki. Tabii şimdi burada aslında son dönemdeki dış ticaret açığındaki artış trendi bize kurun değer kaybetmesi gerektiğini söylemeye başladı. Yani rekor kırıyor dış ticaret açığımız. Evet, sürekli olarak rekor kırıyor. Hatta tüketim ithalat talebinde de bir artış var. İşte dayanıklı tüketim talebinde bir artış görüyoruz hane halkı tarafından. Çünkü aslında beklentiler kurun artık değer kaybedeceği ve enflasyonun artacağı şekilde oluşmuş durumda. Yani hane halkı tarafında oluşmuş durumda. Beklentinin böyle oluştuğu bir ortamda da siz tabii kuru ne kadar baskılarsınız, insanlar taleplerini öne çektiği için bu da kurda ekstra ikincil baskıları yaratmaya başlıyor. Bu açıdan buradaki hani son dönemde uygulanan politika büyük ihtimalle seçime kadar devam ettirilecek. En azından anladığımız bu Merkez Bankası'nın söylevlerinden, işte hükümet kanadından gelen söylevler. Ama seçimden sonra bence bu çok fazla sürdürülmeyecek. Biraz daha en azından bandın genişlemesine izin verilecektir diye düşünüyorum. Tabii burada sert bir değer kaybı da hani tüm ekonomik ajanlar açısından da çok iyi bir durum değil. Burada mümkün olduğu kadar kademeli şekilde değer kaybına yani bizim dış ticaret açığımızı dengeleyecek bir noktaya doğru getirmek lazım. Ha bu nedir? İşte bir sürü çeşitli teorik hesaplamalar var. İşte 23-25 bandı şeklinde şu andaki görüntüde söyleniyor. Olabilir. Bence de 23-25 bandını bir yerde dengeleyebilirsek en azından biraz daha makroekonomik göstergelerimizi olumlu hale çevirip ve dezenflasyon sürecine başladığımızı ikna edebilirsek toplumu ve tüm işte paydaşları bu noktada bir miktar en azından 1-2 yıllık bir süreçte bir dengelenme yaşayabiliriz. Ama hani kur seviyesi olarak baktığımızda şu andaki mevcut durumdan
daha fazla bir değerlenme bence görmeyeceğiz. Yani 18.80'in altında bir kur artık bence çok kolay erişilebilecek seviyeler değil diye düşünüyorum. Şimdi bir de az önce temas ettiğin noktalardan bir diğerini belki açmakta fayda var. O da alım gücü. Enflasyonla ilgili beklentilerini ortaya koyduğunda özellikle dar gelirli de işte gıda ve barınma çok daha büyük bir yüzdesini oluşturuyor bir hane halkı kazanımının. Oraya da baktığımızda işte asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığı, yoksulluk sınırının 30.000 TL'nin üzerine çıktığı bir tablodan bahsediyoruz. Bu hafta büyüme verilerini de aldık. Orada da esasında ücretliler geçinme kısmında %25 gibi bir pay aldığını görüyoruz milli gelirden. Gelir dağılımında eşitsizliğin toparlanması adına bir beklenti içinde olmalı mıyız önümüzdeki süreçte? Yani maalesef kısa vadede çok fazla yok. Yani işte Ocak ayında ücret zamlarını konuştuk. Yani kendi içerisinde büyük bir zam gibi görünüyor. Ama halen aslında 1-2 aylık enflasyon hareketi bile aslında çoğu dar gelirli kesim için bu artışın tamamen yok olmasına neden olmuş vaziyette. Yani bu açıdan aslında ücret enflasyon sarmalından da bahsedemiyoruz. Aslında enflasyon önden gidiyor. Ücretler ona bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bu açıdan bizim enflasyon tarafına yönelik aslında adımlar atıyor olmamız lazım. Yani beklentileri kırıyor olmamız lazım. Fakat burada şirketler tarafındaki beklentiler kırılmadığı için de sürekli olarak fiyatlama davranışları yukarı yönlü ayarlanıyor. Bu da aslında şirket karlılıklarının aslında yüksek seviyelerde gerçekleşmesine neden oluyor. İşte bakıyoruz yani şirketlerin aldığı gayri safi yurt içi hasıladan olan payın sürekli olarak arttığını görüyoruz. Burası %50'lerin üzerinde, evet, 56-57'lere gidiyor. Peki biz bunun yanında yatırım yapıyor muyuz? Yatırımda da maalesef o istediğimiz toparlanmayı da yapamadık. Yani yüksek karlılık ve düşük negatif reel faize rağmen halen o yatırımlarda biraz toparlanma var. Fakat o istenen seviyelere de ulaşmamış vaziyette. Bu açıdan bizim bu makroekonomik çerçevemizi tekrardan oturup yeni baştan yapıyor olmamız lazım. Yani çünkü şu anda bizim işte yatırımları artırıp bir şekilde istihdamı artırmaya yönelik uyguladığımız politikalar, tamam bir miktar istihdamda toparlanma var, yatırımlarda da bir miktar toparlanma var ama neyin maliyetiyle? Yani önemli bir kesimin yoksullaşması maliyetiyle gerçekleşiyor. Bu açıdan bizim burada fayda maliyet analizinde aslında uyguladığımız politikanın çok da hani büyük kesimlere fayda sağlamadığını görmemiz gerekiyor. Burada bizim biraz daha ücretleri, özellikle alt kesimi koruyucu önlemler almamız lazım. Belki asgari ücret politikamızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle bölgesel asgari ücretlere belki geçmek gerekiyor. Bu son depreminde gösterdiği gibi. Yani mümkün olduğu kadar bu göç tarafını ele almak gerekiyor. Eğitim aslında çok fazla sorunumuz var. Hakikaten hani tek bir tarafını düzeltmeyle de çok hani şu tarafı bozuk, şurayı düzelttiğim zaman hem enflasyonu düzeltirim hem büyümeyi toparlayabilirim diyebileceğimiz noktayı maalesef geçtik. O yüzden toptan bir bakış açısıyla yeniden tüm ekonomiyi ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. İKONOS Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yüksel Türk, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür enflasyon ederim. Enflasyon verisi ve yine bir yanda seçim, diğer tarafta deprem ekonomisi derken beklentileri birlikte yorumlamaya çalıştık. Bir yorum da piyasacı gözüyle almaya çalışacağız. Commerzbank'a dönüyoruz. Gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Tata Gos bizimle beraber telefon hattımızda bu sabah. Welcome on the show. Merhabalar, thank hoş geldin programımıza katıldığın için. Good morning. Günaydın. Glad to be here. Burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. Evet, şimdi enflasyon rakamları açıklandı ve tabii biraz böyle baz etkisi var düşüşte. Ama acaba aşağı yönlü olarak fiyat baskıları devam edecek mi önümüzdeki dönemde? Evet, tam olarak biz de bunu bu şekilde görüyoruz. Öncelikle bir şekilde bir mevsimsel değişiklikler gözlemleniyor enflasyon verisinde, tüketici enflasyonunda. Yani bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman tabii ki Ocak ayı verisi biraz da böyle sert bir yükselişe işaret etmişti son döneme kıyasladığımız zaman. Yani manşet enflasyon için %6'lık bir yükseliş vardı. Core CPI it was, ve çekirdek enflasyon tarafında ise %8 artış kaydedilmişti. Yani gerçekten de çok endişe verici rakamlar karşımıza çıkmıştı Ocak ayında. Bu ayla kıyasladığımız zaman biraz daha iyi aslında, bu ay geçmiş aya kıyasladığımız zaman. Mevsimsel etkiler çok fazla kendini göstermedi Şubat ayı itibarıyla. Ve belki de işte orada %3,6'lık bir manşet rakam, aylık artış bekliyorduk. %2,5
%2.5'lik de çekirdek enflasyon verisi bekliyorduk. Ama bunların hepsi aslında senin söylediğin şeye geri dönersek, burada arttan gelen fiyat baskıları hala 6 ayın en düşük yüksek seviyelerinde olmaya devam ediyor ve burada Ocak ayında evet bunun çok yüksek olduğunu gördük. Onu dışarıda bıraktığımız zaman hala aslında daha önceki aylara kıyasladığımız zaman en son Mayıs'ta gördüğümüz manşet rakamın ve Eylül'de gördüğümüz çekirdek rakamın daha da üzerindeydi. Yani şöyle bir şans var aslında. Tabii ki enflasyon biraz daha %12'li böyle görmeye alışkın olduğumuz seviyelere evet gelebilir, bu TL'deki aşırı değer kaybının öncesinde gördüğümüz ve sonrasında 2018'deki o %20'lik oranlara da gelebilir ilk TL'de düşüşü görmeye başladığımız zaman. Ama direkt olarak şu an itibariyle bu kadar fazla yüksek aylık yükseliş varken o fiyatlara gelebileceğimizi düşünmüyorum ve şu anda burada bütün dünyada enflasyonda biraz böyle işte Kasım, Aralık aylarında bütün dünyada bir enflasyonda yavaşlama vardı ve bunun Türkiye'nin de aslında dışarıdan gelen fiyat baskıları için iyi bir senaryo çizmiş olsa da çok aslında bir fayda göstermedi. Türkiye'deki enflasyon yükselişini engelleyici olmadı. Yerel faktörler var, alışılmışın dışında para politikaları var, çok düşük bir faiz oranı var. Bunların hepsi problem olmaya devam ediyor. Peki farklı senaryolar üzerine çalışıyor musunuz acaba? Seçimin sonuçlarına bakıldığı zaman acaba enflasyon için, döviz ve beklentileri için? Evet, tabii ki burada farklı senaryolarımız var ama ana senaryomuz şu: AK Parti bilindiği gibi, yani aslında biz aslında siyasi olarak uzmanlar değiliz. Evet, değilsiniz tabii ki ama şu anda eğer AK Parti seçilirse o zaman şu anki mevcut seviyelerde, mevcut düzende devam edeceğine dair bir beklentimiz var. Ancak bir yönetim değişikliği olduğu zaman o zaman ekonomi politikalarında da çok majör değişimler bekliyoruz. Çünkü direkt olarak bütün bu ekonomik çerçevenin değişebileceğine dair beklentiler var. Biraz daha politikaların geleneksele dönmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın yeniden enflasyonu kontrol altına almayı hedefleyecek şekilde faiz oranlarında artışına gideceğini bekliyoruz. Cari açık yine diğer taraftan aşağı yönlü gelebilir ve bunların tabii ki bir farklı bir senaryo olabilir. Yani farklı bir seçim sonucu olursa tabii ki bunların hepsini bu farklı senaryolar üzerinde duruyoruz ve tabii ki burada faiz oranları daha yüksek olabilir ama ana senaryo olarak rejimde herhangi bir değişiklik aslında beklenmiyoruz ama bunu sadece de dışarıdan bakarak söyleyebildiğimizi söyleyebilirim. Peki seçime doğru giderken acaba burada döviz piyasalarındaki oynaklık devam edecek mi? Çünkü terminale baktığımız zaman şu anda 1 ila 3 aylık zımni oynaklıkta bir artış olduğunu görmek mümkün oluyor. Ne dersin? Evet, şunu söyleyebilirim ki gerçekten de bunu çok düşük bir oranda beklediğimi söyleyebilirim. Tabii ki biraz oynaklıkta yükseliş olabilir, bu beklenebilir bir gelişme. Çünkü bilindiği gibi yani aslında seçim sonucu belki de hiçbir zaman bu kadar belirsiz olmamıştı. Hiç bu kadar belirsizliğe yol açabilecek olmamıştı. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin de bir noktada böyle yumuşak sermaye kontrolleri yaptığını görüyoruz. Ve bunların hepsi aslında küresel piyasalarla olan ilişkileri tam olarak kesmiş durumda. Dolayısıyla burada önceye göre biraz daha farklı bir akış döngüsü içerisinde. Daha önceden o sermaye akışları yurt dışından gelenler biraz daha farklıydı. Şu anda işte belki en fazla Orta Doğu'daki bankalardan geliyor, bankalara akıyor ve işte dolayısıyla burada eskisi gibi bir
dünya ile bağlantı olmadığı için volatilitenin de çok fazla artmasını beklemiyoruz. Bu çerçevede çok fazla olmasını beklemiyoruz. Ve tabii ki Türkiye, yani burada yabancı yatırımlar az olduğu için bu da yine bir şekilde. Ama eğer bir volatilite artışı olursa bunun ılımlı bir şekilde olmasını bekliyoruz. Peki acaba bu yabancı yatırımcılar tekrardan Türkiye'ye nasıl gelebilir? Yani acaba Türkiye'nin bu gibi bir finansmana da ihtiyacı var mı? Çünkü Dünya Bankası'ndan gelen öngörülere baktığımız zaman 35 milyar dolarlık bir zarara yol açtığını söylüyorlar. Böyle bir tahmin ediyorlar. Ve bu konuyla alakalı acaba yani bütçe açığını da acaba neredeyse aynı seviyeye geliyor. Ne dersiniz bununla alakalı olarak? Evet, tabii ki yeniden inşa etme konusu, yani bu yaşanan insani felaketin yeniden inşa süreci tamamen farklı bir hikaye. Eğer burada bütçe açığı çok daha geniş olursa bütün bu yaşananlardan dolayı tabii ki daha negatif bir senaryo olacak. Çünkü küresel piyasalar tabii ki bunu anlayacaktır. Ama bu ekonomiyle alakalı değil, çünkü bu tamamen insani bir süreç. Tabii ki ekonomi her zaman örneğin işte felaketlerden sonra, doğal afetlerden, savaştan sonra bir şekilde daha bir fayda sağlayabilir. Dolayısıyla burada yine belki de bu anlamda gerçekleşecek olan bütçe açığı bir noktada fayda sağlayabilir. Ancak cari açık bir şekilde yok olmayacak. Ben şuna inanmıyorum. Yani şu anda biz açığı enerjiden bağımsız olarak hesaplayamayız. Dolayısıyla şu anda en önemli şey şu. Burada yerel ekonomiyle alakalı olarak çok daha fazla bir aslında faiz artışı olması gerekebilirdi. Ve bunların modern ekonomiye de bazı sektörler uluslararası desteklerden daha fazla fayda sağlayabiliyor. Avrupa Birliği ile daha fazla iletişim, ticaret içinde olabiliyor. Bu mesela teknoloji sektörü olabilir. Bunlar daha fazla böyle yurt dışına bağlı olan sektörler ki orada herhangi bir şekilde onları bu ekonomiden ayrı görmek mümkün olmazdı. Avrupa'nın tedarik zincirlerinin bir parçası olarak görülüyor. Ve acaba burada işte cari açık bu kadar büyük olacak mı, olmayacak mı konusuna baktığımız zaman o zaman işte Türkiye'deki şartları bakmamız gerekiyor. Ama her koşulda şöyle bir örnek verebilirim size. Rusya örneğin işte Kırım ilhakından sonra çok ciddi yaptırımlara maruz kalmıştı. Ve o zaman işte Rusya'nın farklı çeşitlendirmelere gittiğini görmüştük. Ve bizim aslında Türkiye'de herhangi bir şekilde yani sermaye piyasaları kontrolü, sermaye kontrollerinden dolayı herhangi bir şekilde döviz kontrolleri, şirketlerin bu gibi kontrol altına alınması, bu gibi şeyleri Türkiye'de biz olmasını hiç istemeyiz. Dolayısıyla bu gibi gelişmeler çok iyi bir Avrupa Birliği ile ekonomik bir entegrasyon içerisinde olmaz. Bunlar iyi olmaz. Tata çok teşekkürler bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Komersbank Gelişen Piyasalar kıdemli ekonomistiyle beraber son tabloyu yorumladık. Böylelikle Fokus'u bu haftalık noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından risk yönetiminde beraberiz.